Mustafa'm. Arslan oğlu. Uykum var. Sabah ne oldu? Senin sabahın oğlum. Yüce Rabbim günü senin için doğuracak. Karanlık ve dipsiz kuyulardan çıkan Hazreti Yusuf misali çıkacaksın gün yüzüne. Sultan. Gel Halime, yaklaş. Şehzademiz nasıl? Mustafa iyi değil mi? Şükürler olsun, hekimler bütün tedbirleri aldılar. Merak etmeyin. Gözümden bile sakınıyorum. Âlâ. Bu tılsımlı gömleği şehzademize giydir. Rabbim onu her türlü şerden, beladan korusun. Zira bundan böyle hanedanımızın tek umudu, tek istikbali o. Malum hünkârımızın vaziyeti iyi değil. Allah'ım esirgesin sultanım. Lakin çiçeğin pençesinden kurtulanı ne duydum ne gördüm. Yazık. Böyleymiş kaderi hünkârımız. Birbirimizi kandırmaya lüzum yok Halime. Zerre kadar üzülmediğin aşikar. Gözlerinin nasıl parladığını görebiliyoruz. Valide sultan olmak için yanıp tutuşuyorsun. Peki siz sultanım? Siz niçin çağırttınız beni? Üzüntünüzü paylaşmak için değil herhalde. Kabul edelim ki siz de istemiyorsunuz Sultan Ahmet. Zira handan ve derviş kurduğunuz nizama çomak soktular. Öyle değil mi? Belli ki sen de handanın yolunda gideceksin. Bizi düşman birleyeceksin. Benim hiç kimsenin yoluna ihtiyacım yok. Bu saraya geldiğim günden beri kendi yolumda ilerliyorum. Emin olun bu yine böyle olacak. Eteklerinde nice taşlar olduğu malum. Lakin bunları şimdi dökmenin vakti değil Halime. Sen akıllı hatunsun. Evladının sulh içinde tahta çıkması için ne yapman gerektiğini bilirsin. Elbette gün düşmanlık günü değil sultanım. Mazide kaldı. Ben her daim istikbale bakarım. Mühim olan şehzademdir. Onun selameti için ne gerekiyorsa yaparım. Bize biat edeceksin. İtaat edeceksin Halime. Handan gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Aksi takdirde evladının tahta çıkışını göremezsin. Şehzadem selametle tahta çıksın da benim başka bir arzum yok. Merakımı bağışlayın sultanım. Neler oldu? Çok uzun kaldınız içeride. Safiye sultanımız dizginleri elinde tutmak istiyor. Başına geleceklerin farkında. Ben valide sultan olduğum gün o bu saraydan sürülecek. Ve emin ol, sefalet içinde can verecek. Vaziyeti nedir hünkârımızın? Hekimler bir şey dedi mi? Korkmayın sultanım, içiniz rahat olsun. İyileşme emaresi yok.
Dairene git anda. Uyu dinlen. Zira vaziyetini iyi görmüyorum. Hasta düşeceksin. Sizse maşallah çok metinsiniz. Gücünüz kuvvetiniz yerinde. Daha şimdiden aslanımı gömmüş, müşavirelere başlamışsınız. Halime'yi söylüyorsan, şehzademizi hastalıktan koruması için ikaz ettik sadece. İkimiz de hakikati biliyoruz Sultan. Halime ile ne konuştuğunuz malum. Şehzadeyi tahta çıkarmak için pazarlık yaptınız. Zira vaktiyle benimle de yapmıştınız. Keşke o gün sözlerimize kulak verseydin de yüzümüze karşı tamam deyip arkamızdan iş çevirmeseydin. Belki Halime dinler sizi. Birlikte huzur içinde yaşarsınız. Dua ediyorum Rabbime. Aslanım iyileşir de sevinciniz kursağınızda kalır inşallah. Dışarı çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım. Oyun oynayacağım. Olmaz şehzadem, yasak. İşimiz bitsin, birlikte oynarız. Mustafa, pek yakıştı. Yakında tahta çıkacaksın. Yedi iklimin padişahı olacaksın. Abim gibi mi? Abin gibi. Sen daha kudretli bir hükümdar olacaksın inşallah. Padişah olunca ağlar ne dersem yapacak mı? Ağlar kimmiş Mustafa? Bütün can önümüzde diz çökecek. Değil mi validem? Abime ne olacak peki? Ona da ilaç ver anne, ölmesin. Allah'ım esirgesin. Onca yıl sonra nihayet bizim de yüzümüz gülecek sultanım. Az kaldı Menekşe. Yakında evladım tahta çıkacak. Ve ben alemin gördüğü en kudretli valide sultan olacağım. Cihana hükmedeceğim. Dilrubam hep yanımda olacak. Sen de öyle Menekşe. Baş haznedarım yapacağım seni. Vezirazam Hazretleri. Müftü Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Derviş Paşa. Divana iştirak etmeye geldim. Elbette. Yalnız bugün hünkârımız olmadan toplanacak Divan-ı Hümayun. Hayırlar olsun. Afiyettedirler inşallah. Sıhhati yerindedir çok şükür. İstirahat edip dairesinde çalışmak istediler. Müsaadenizle. Ben de sizinle geleyim paşam. Hünkârımızı arz etmek istediğim hususlar var. Lala Mehmet Paşa'm, hünkârımız hiçbir şekilde rahatsız edilmek istemiyorlar. Diyorum dairenize gidelim. Bir şeyler yiyin, uyuyun. Aksi halde zayıf düşeceksiniz. Sultanım, paşalarla konuştum. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin sırtlanlardan kan kokusunu saklamak güç. Er ya da geç öğrenecekler. Maazallah. Eğer isyan çıkarsa bastırmaya kimsenin kudreti yetmez. Ya
Biricik oğlum. Ahmet'im iyileşip ayağa kalkmadıktan sonra dünya yıkılsa ne gam. Tek umudumuz şehzademizdi. O da hasta düştü. Ne olacak şimdi paşalar? Bir misali olsa ne yapılacağını bilirdik. Hanedan Ali Cengiz ne güne durur paşam? Elbet onlardan biri geçer başımıza. Sokuluzade İbrahim Paşa var. Malum kendisi rahmetli Sultan Selim'in kızı İsmihan Sultan da Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu. Akrabanızı öne çıkarmanızı anlıyorum. Lakin soy erkekten yürür paşam. Siz ne dersiniz Şeyhülislam Efendi? Mevlana Hazretleri'nin soyundan Konya Çelebi'sini unutmayın paşalar. Hamdolsun devlet-i âliye sahipsiz değildir. Müşavere edip en doğru kararı veririz. Paşa Hazretleri. İsmin Şahin değil, leş kargası olacakmış leş. Günlerdir tepemizde dolaşıyorsun. Lakin nafile, döktüğün kan da boğacağım seni. Saltanatın kısa sürdü derviş. Yerinde olsam kaçıp kurtulurdum. Zira bu sessizlik ayrı alamet değil. Sarayda ne kadar köpeğin varsa hepsini bertaraf ettim. Lakin biri hariç. Kim Şahin? Kim yardım etti sana? Safiye Sultan mı? Herkes olabilir. Malum. Sarayda herkesin bir maşası vardır. Hem neden bu kadar üzülüyorsun anlamıyorum. Yıllar evvel bunun hayalini birlikte kurmadık mı? Ben tahta çıkacaktım. Sen de veziri azamım olacaktın. Ağlar! Derhal çıkarın bu adamı saraydan. Ve bir daha sakın içeri almayın. Neden hala buradasın? Ölüm hemen şu kapının arkasında. Hasta padişahın dairesinde. 40 kapı olsa kâr etmez sultanım. Ölümden kim kaçabilir? Bu onların kıyameti derviş. Onların karanlığı. Zinhar bizim değil. Bizim? Çok yakında oğlum Şehzade Mustafa tahta çıkacak. Arzu ettiğin makamı sana verebilirim. Vezir-i Azam olabilirsin. Arslan'ın büyüyene kadar da devleti birlikte idare edebiliriz. Peki sultanım. Bu lütfunuzun karşılığında ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzademin emniyet içinde tahta çıkmasını istiyorum. Hünkârımızın acılarını dindir derviş. Biz yarın sabah kutlu bir güne uyanalım. Hakkımda yanlış fikirlere kapılmanız için ne yaptım bilmiyorum. Bu alçakça ihaneti kabul edeceğimi düşünmeniz dahi benim için utanç verici. Netice belli paşa. Hekimler en fazla 1-2 hafta dayanır diyorlar. O vakte kadar... Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Hünkârımız sağ. Bu böyle olduğu müddetçe ben de yanındayım. Sultanım.
Safiye Sultan'dan bize fayda yok Menekşe, biliyorum. Adım kadar eminim ilk fırsatta saldıracaktır. Beni öldürmek isteyecek. Bu yüzden dervişi yanımıza çekmemiz şart. Zinhar kabul etmeyecektir sultanım. Gördünüz işte. Bugün etmez. Lakin yarın Sultanahmet rahmetli olduğunda ne yapacak? Onunla aynı mezara girecek hali yok ya. Fahriye Sultan'ın nişanlı olduğunu unutmayın sultanım. Belki de onlarla birlikte hareket etmek isteyecek. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım elbet. Sen bütün paşalara haber gönder Menekşe. Hepsiyle tek tek konuşmamız lazım. Validen. Dilruba niye çıktın daireden? Mustafa nerede? Dudu Altun geldi. Mustafa'yı alıp götürdüm. Mani olamadım. İşi düşürdüğümüz vakitler. Hünkârımız gözünü açıyor sultanım. Lakin epey güçsüz. Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Bazen bir isim sayıklıyorlar. Nasya diyorlar. Nasya. Handan Sultan! Evladım nerede? Ne yaptınız ona? Veliaht dairesine alındı. Olması gerektiği yere. Hem saati ve emniyeti için orada kalması daha münasip. Size bu akılları kimin verdiği malum. Evladımı benden koparacak, canına kıyacaksınız, öyle değil mi? Çiçek gibi sarı hastalık olduğunda alınması gereken tedbirler bellidir sultanım. Bir evladı anasından ayırmak mıdır aldığınız tedbir? Valide sultan olarak kararları ben veriyorum halime. İstediğin zaman git gör oğlunu. Lakin daha fazlasını isteme. Hangi valide sultanlıktan bahsediyorsunuz? Hı? Görmüyor musunuz? Sizin saltanatınız bitti. Başlamadan bitti. Kalacağım. Gidiyoruz. Kimseye bırakmam seni. Üşüyorum anne. Allah'ım. Mustafa. Oğlum. Menekşe. Mustafa! Aslanım aç gözünü! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Allah'ım! Ağlar durmayın, öyle hekim çağırın! Mustafa! 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 Aslanım! Menekşe! Ne duruyorsunuz? Mustafa! Hekimler! Mustafa! Aslanım! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Mustafa! Mustafa! Allah'ım sen bizi koru. Ne yapacağız biz? Biz de öleceğiz. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun. Hünkâr olmadı daha. Şehzade olmadı. İyileşecekler. Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce Allah isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin.
Şehzademiz Mustafa mı? Sultanım, derhal bir şurup hazırlayın. Bitti Bülbül. Üç asırlık devleti âliyenin hanedanımızın sonu geldi. Sultanım, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sayenizde nice fırtınalar geçtik. Elbet bir çare bulur, bizi bu müşkül vaziyetten kurtarırsınız. Ağlanıp sızlanmanın bir faydasını hiç görmedik. Elbet düşüneceğiz Bülbül. Düşüneceğiz de bizim de kudretimizin bir hududu var. Öyle bir imtihanla sınanıyoruz ki. Allah yardımcımız olsun. Amin sultanım. Mustafa, buradayım oğlum. Sana yemin ediyorum Azrail'i bu kapıdan içeri sokmayacağım. Anne. Sultanım, Şifacı Hatunlar'da Menekşe getirdin mi? Bulamadım. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Lakin haber bıraktım. İşitir işitmez gelir. Bulacaksın Menekşe. Ne yap et bul. Bir tek o hatunun elindedir bu illetin çaresi. Sultanım. Emriniz üzere haber uçurmuştum. Celal-i Eşkıyası da Raşa Hatun'un yolunu kesmiş. Öldürmüşler. Hala. Madem ki benim oğlum can verecek. Varsın yıkılsın bu saray. Bu kubbe. Varsın kurusun soyumuz. Varsın güneş doğmaz. Rüzgar esmesin. Çiçekler açmasın. Kuşlar ötmesin.